Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2. 2014 Bahar Dönem Sonu Sınavının Soruları. Soru 1. El-Ümmehâtu inne diye devam eden cümle. Altı çizili fiile, cinsiyet ve sayıca en uygun ismi mef'ul aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evvela öyleyse su'ilne kelimesiyle alakalı bilgilerimiz olması gerekiyor. Su'ilne kelimesiyle alakalı bilgilerimiz nedir? Evvela bu kelime müennestir, cemidir. Müennestir, cemidir. Bu iki şeyin, bu iki özelliğe göre kelime bulmamız gerekiyor. Yani cemi müennes olması lazım. Cemi müennes ve ismi mef'ul. Mes'uletün müfrettir. Mes'ul ne? Böyle bir isim mef'ul yok. C şıkkı mes'ulatun. Çekelim mes'ulun mes'ulani mes'ulune. Mes'uletun mes'uletani mes'ulatun. Cemidir, müennestir, doğru. D şıkkı mes'ulun nedir? Müfret. E şıkkı mes'ulune cemidir ama müzekkerdir, müennes değildir. Yani cemi ve müennestir sünne. C şıkkındaki de aynen cimidir, müennestir, ismi mef'uldür. Se'ele, yes'elu kökünden geliyor bu. 4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi esma-i hamse yani 5 isimden değildir? 5 isim nedir? Bunu zaten ezbere bilmeden sınava girmek hatadır ya. 5 ismi ezberlemek gerekir. İraplarını bilmek gerekir. En azından özet olarak 5 isim nedir? C şıkkının dışındakilerdir. Tabi C şıkkının dışında 4 tane var. Onu da söyleyelim yani. Bunlar 5 tane normalde. 4'ü var burada. Bunların İraplarını bilmek lazım. Vav ile yazılırlarsa merfu oluyorlardı. Elif ile yazılırsa mensup. Ya ile yazılırsa mecrur oluyorlar. Bu İraplarını da bilelim. Tabi bir sürü daha ayrıntı var. Onlara da üniteden bakabilirsiniz. Şimdi yedün, C şıkkındaki yedün kelimesi 5 isimden birisi değildir. Çok basit bir soruydu. Bunun cevaplayamadıysanız kesinlikle 5 isim, bunun irabı, üniteyi kesinlikle gözden geçirin arkadaşlar. 5. Liyemşiya fiilin aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar? Nun'un hasfi üzere mebni emri gaibin teslim sırgasıdır. Li olmasa ne olurdu? Yemşiyani olurdu. Li geldi, liyemşiya oldu. İrabı bu şekilde. 3'e bakıyoruz. Celese es-selasetu yetehaddesune. Altı çizili fiili kelimenin zıt anlamlısı nedir? Celese game. Celese oturdu, game kalktı. Tabii bunu bilebilmek için daha önceden bu kelimelere aşina olmanız da gerekir ama kolay bir soruydu. 6'ya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merfu, muttasıl bir zamir vardır? Merfu, raf olacak yani. Bunlar ezber işi gerçi. Zamirlerle alakalı bir soru. Zamirleri ezberlemeniz gerekir. Zamirleri bilmeden Arapça olmaz. O Arapçayı unutun. Merfu olacak yani fail, naib-i fail, müpteda, haber gibi bir özelliği olabilecek. Muttasıl olacak. Muttasıl nedir? Metni muttasıldan herkes bilir. Bitişik demek. Bakıyoruz mesela A şıkkı riyazati var. Riyazatun, riyazati. Yani ya var ama merfu zamir değildir. Nasıl bir zamirdir? Mecrurdur. Çünkü riyazat nedir? İsimdir. Yakınlaştıralım. Önemli bir soru. Riyazet kelimesi isimdir. Dolayısıyla ardından gelen ya yani mütekellim yası desek, bitişik zamir desek. Evet muttasıl ama merfu mu değil, mecrur çünkü isme bitişmiş. Bunun dışında hiye zamiri var burada. Hiyenin munfasıl olduğu aşikar yani buna kimse muttasıl demez herhalde. B şıkkı bakıyoruz ne var diye. İnne kuma. Keykuma bir zamirdir doğru ama yani muttasıldır doğru da merfu mu? Merfu değildir. Mensup zamirdir. Başka bir zamir yok. C şıkkı İnnel burudete temra'u tekasura. Burada bir zamir yok zaten. D şıkkı Limaza lem tunazzim tunazzam. Artık ne yazıyorsa Vakteke. K buradaki bir zamirdir. Vakteke. Vaktun bir isimdir.
Ç de bir zamirdir. Yani muttasıl ama merfu değildir. Ne olur? Mecrur olur isme bitiştiği için. Başka da zamir yok burada. Geriye kaldı E şıkkı. E şıkkını işaretlemişler. Bakalım doğru mu? Lagad hamale el musafiruna hagaibehum. Bir tane fiil bulmamız yeterli. Fiil olarak ne var? Adu. Adu nedir? Fiildir. Ada, ada, adu. Mazi, cemi, müzekker, gaiptir. Sonundaki vav nedir? Zamirdir. Bitti yani. Bu zamir nedir? Merfu zamirdir. Faildir çünkü. Aynı zamanda muttasıldır. Fiilden ayrı yazılmıyor. Fiilli bitişiktir. Kolay bir soruydu diyebiliriz. 3. Tamamı mebni olan fiiller aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Haracite mebnidir. Niye? Mazidir. Mazinin her sıgası zaten mebni olur. İftaha, iftah, iftaha ne olur? Emri hazırın tesnisi. Emri hazır da yine mebnidir. La tenzur, unzur, la tenzur, unsur, la tenzur. Nehi hazırdır. O da yine mebnidir. A şıkkındaki her biri mebni olmakta. B şıkkında mebni olmayan ne var? Ye kulu var. Ekele ye kulu. Muzaridir. Muzari mebni olmaz. İki sıgası mebni. Diğeri değil. Cimi müennesleri mebni. Ye kulu mebni değildir. Mebni derken neyi kastetti? Anlaşılmış mı? Anlaşılmamış mı? Değinelim. Mebni ile muret zıt anlamlıydı. Mebni sonu değişmeyen. Ne demek bu? Fiilin başına cezmeden bir şey getirsen de sonunda cezme alametini göremezsin. Mesela ye kül şeklinde cezim olur mu bunda? Olur. Çünkü bu mebni değil. Ama şuradaki A şıkkındaki fiiller. Haracite başına lem getir veya lemma getir. Cezmeden bir şey. Cezim olur mu? T'deki fetayı atıp yerine sükun mu getirirsin? Getiremezsin. Nasbeden bir şey getir. En, len, key, izen. Getir nasb mı olacak? Zaten yani fethalı da bir şey değiştiremez. İftaha başına cezmeden bir şey getir. Değişmez. La tenzur zaten cezm konumunda. La tensurun başına bir de en getir. Nasb mı olacak? Karışıklık olur zaten. Yani öyle bir şey mümkün değildir. Demek ki mebni sonu değişmeyen hangi yönden değişmez? Harfi, harekesi değişmeyen demektir. Yekulu murettir. Başına lem getirsem lem yekül olur. Lambda sükun meydana gelir. Diğerlerine gelmezdi. C şıkkında ne var? Mebni olmayan ilk baştaki fiil tefhemine var. Tefhemine ne olur? Bunun başına lem getirsem lem tefhemi olur veya en nasbeden bir şey getirsem en tefhemi olur. Yani sonundaki nun düşer. Murettir. Duruma göre düşebilir. D şıkkı ortadaki fiil teftahu nedir? Murettir. Mebni değildir. O da yine duruma göre değişkenlik gösterir. E şıkkına bakıyoruz. Yerci'ani var E şıkkında. Yerci'ani de yine fiil muzaridir, murettir. Yedinci soru. Yedinci soruya bakınca ne görüyoruz? Zamirlerle alakalı bir soru görmekteyiz. Zamir türlerini aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? Riyazati daha az önce de geçmişti. Riyazati'deki ya mecrur zamirdir demiştik. Mecrurdur ve muttasıldır. Başındaki riyaz çünkü isimdir. Dolayısıyla ya ne olur? Mecrurdur çünkü muzafun ileyh konumundadır. Muttasıldır zaten bitişik olduğu açık. Ardından hiye geliyor. Hiye de merfu ve muttasıldır. Yukarıda bu cümle sanırım geçti. Yani C şıkkı doğrudur. 8. Hel tuhibbul lügatel arabiyye diye soru sorulmuş. En uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Naam, evet. Uhibbuha, onu seviyorum. Veya la, hayır. Pardon, bel. Yani şurada D'de olduğu gibi bele ama ardından olumsuzluk gerekiyor. Olumsuzluk harfi, edatı. İşte la olabilir. Ma olabilir. O tür bir şey gerekirdi. Çünkü kişi ya seviyordur ya sevmiyordur. Buna göre ya evet seviyorum ya da hayır sevmiyorum demesi gerekir. A şıkkında ne evet ben ne hayır var olmaz. B şıkkında evet. Naam evet uhibbu ben seviyorum. Ha Arap dilinde diye mana var. Doğrudur. C şıkkı la hayır. Belki sevmiyor adam bu da olabilir. La hayır ama ardından uhibbu onu seviyorum. Hem hayır hem doğru seviyorum. Olur mu olmaz. Hayır sevmiyorum olması gerekirdi.
D şıkkı bela, hayır. Uhibbuha, onu seviyorum. Şurada bela ile uhibbu arasında bir la olsa veya ma veya lem, lemma gibi bir şey olsa D şıkkı doğru olurdu. Ama o yok. Zaten olamaz. Olursa B şıkkı da doğru ya, ikisi çelişirdi yani. Çelişik soru olurdu. E şıkkı naam, evet. La uhibbuha, evet, onu sevmiyorum. Bu da olmaz. Naam ile cevap vereceksek naamdan sonra olumsuzluk harfi olmaz. Bela ile cevap vereceksek beladan sonra olumsuzluk olur. Ki burada olmamış. Yani B şıkkı her halükarda doğru. Noktalı yere işaret isimlerden hangisi uygundur? Ricalun cemi midir? Evet. Öyleyse cemi bir şey getirirsin. Çok basit yani. Ricalun cemi değil mi? Racülün müfret. Racülâne tesniye. Ricalun cemi mükesser ve gayri akıl değil. Akıllı varlıktır. Adamlar manasına geliyor rical. Adamlar manasına geliyor. Adamlar yani insanlar. Bunların bir aklı olduğuna göre, beyinleri olduğuna göre cemi olarak değerlendireceksin. Zaten cemi de cemi olarak değerlendirmeye devam edeceksin. Madem ki cemi, burada cemi bir şey lazım. Hatani tesniye, hazan tesniye, tilke müfret, haza müfret, haulay cemidir. Buraya getirir. Soru kolay mıydı? Kolaydı. Haulay'ın cemi olduğunu, rical kelimesinin cemi olduğunu bilirsen soruyu çözersin. Cemiye cemi, müfrede müfret, tesniye tesniye getirilir. Ama buradaki rical gayri akıl olsa, yani aklı olmayan bir varlığın çoğulu olmuş olsaydı burada, rical yerine başka bir şey, ahbar gibi. O zaman ne olurdu? Müfredle müennes bir şey getirmek gerekirdi. 9. Hiyemin Türkiye, en uygun soru cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu cevabı acaba hangi soru sorulmuş olmalı diyor. Hiye o min Türkiye, Türkiye'dendir, Türkiye'lidir diye bir şey yazıyor burada. O zaman o nerelidir, neredendir diye sorulması gerekir. Min eyne ente, sen demiş. Burada ise o demekti. Yani soru kime soruluyor? Dikkat edin. Sorunun kime sorulduğu önemli. Min eyne ente, sen neredensin diyor A şıkkında. Cevapta ise o Türkiye'dendir diyor. Ya ben seni sordum, onu sormadım. Yani buradaki cevap ve soruda uyumsuzluk var. Kime sorulduğuna dair uyumsuzluk. B şıkkı min eyne enti, o bayan neredendir diyor. Pardon, o bayan demiyor, sen diyor. Bir bayana hitap ediyor. Sen neredensin diyor. Bakıyorum, o Türkiye'dendir diyor. Onu sormuyor ki, seni soruyor. Dolayısıyla ben demen gerekir. Yani gerekmez de ne demen gerekir? O demen gerekir. Min eyne hiye, o neredendir? Hiye o min Türkiye, Türkiye'den. D'ye baktığında min eyne caet, o nereden geldi diyor. Hiye o min Türkiye, Türkiye'den geldi. D şıkkı bu yüzden doğru oluyor. Yani o diye sorulması gerekir. Karıştırma ihtimali olan bir C bir de D vardı. E şıkkına baktık. Min eyne vesalne. Burada çoğula sorulmuş. Kadınlara sorulmuş. Cemi müennes. Gaibe kalıbı. Dolayısıyla cemi ya bu. Hiye ise müfret. Yani uymuyor. Uyumsuzluk var. Burada da hep sana sorulmuş. Dolayısıyla ben diyerek cevap vermen gerekirdi. Ama o diyerek cevap vermiş. Dolayısıyla A ile B olmaz. C ile D olabilirdi. Burada min eyne, nerede hiye o? O nereden, nerede diye soruyor. Burada şuradan geldi diyor. D şıkkı doğru olmak. Mekanın çoğulu nedir? Emakindir veya emkinedir. Emkine olarak verilmiş. Emakin var mı? Emakin yok. Tamam, bu şekilde de gelebilirdi yani. Emkine doğru. 10. Mezatil eyyam cümlesinde alt çizili kelimenin eş anlamlısı nedir? Mezat geçti demektir. Meza geçti. Yani mazi, fiil mazi, geçti manasında. Mervat da aynı şekilde geçti. Eş anlamlıdır. 11. Ra'aytu ha'ulâ diye devam eden yerde altı çizili yeri sormuşlar. Ra'a fiil tu fa'il ha'ulâ mef'ulü bih olur. El-ummal de onun sıfatı olur. Biz bunu ismi işaretler bahsinde geniş geniş işledik. İşaret isimleri adlı üniteye kesinlikle bakmanızı öneririm. Yani faildi, mef'uldü, sıfatlı oralara değinerek işlemiştik. 14. Cümlesinde haberin öne geçiş nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Haberin şimdi bir cümle olması, mutludan nekir olması diye yazılmış. Açıktı zaten. Ala harfi cer, ra's mecrur, car mecrur birlikte şimdi bir cümle oluştururdu. Bunlar nedir? Haberdir.
Kubbe'etun da haber olmak, müpteda olmaktadır. Müpteda, nekre, haber, şibi cümle olunca haber başa geçer. Şibi cümle neydi? Car, mecrur. İşte burada harfi cer ve mecrur var. Başka ne olabilirdi? Zarf olabilirdi. Zarf bizzat kendi başına da olabilirdi. Muzaf olarak da bulunabilirdi. Her iki durumda da aynı şey, yani yine şibi cümle olarak adlandırılmaktaydı. 15. Derenin içinde tarlalar arasından kıvrıla kıvrıla akan ve uzun mesafeler kat ederek denize dökülen tatlı bir su var. Yani doğru cevabın bu olduğunu ezberleyin. Sürekli çıkmış bu soru. Dikkatimi çekiyor artık. Yani belirli sorular sürekli çıkmakta. Elinizde sorular varsa tekrar edilen, tekrar tekrar sorulan yerleri aklınızda bulundurmanızı öneriyorum. A şıkkında derenin içinde meralar arasından demiş. D'de tarlalar arasında. Mera mı tarla mı onu bilmek gerekir. Yine tarla var B'de. C'de de tarla var. D'de çimenler arasında demiş. Yani tarlalar manasına gelen kelimeyi tespit edebildiyseniz sorunu direkt çözdünüz. Hiç beklemeye gerek yoktu. Tarla kelimesi sadece D'de kullanılmış. 18. Televizyon bugün iletişim araçları diye devam eden işte doğru çevirisi nedir diye sorulmuş. Lagat şüphesiz ki esbahe oldu. Ne ettele ettelfiziyun televizyon oldu. Ellerine bugün min ehemmi vesail il ittisal. İttisal vesaire ittisal iletişim aracı. Min ehemmi en önemlilerinden demek. İletişim araçlarından en önemlisi oldu esbahe. Kânedir oldu değil. Böyle dir yani. Oldu dememesi lazım. Olmuştur değil. En önemlilerindendir dese kâne'yi diyebilirdin. Diğer de tabii tutuyorsa. Diğer de tutmuyor gerçi. Böyle bir durum var. C şıkkı. Mazale. Ne demektir mazale? Hala demek. Yani bu soru neyle alakalı denilirse esbahe, kâne gibi fiillerin manasını bilip bilmemek ile alakalı. Kâne ve ehvâtuha sonuncu ünite ile ilişkili bir soru. 19. Hunne vâkıfâtun diye devam eden cümlenin başına esbahe nakıs fiilini getirdiğinde cümlenin alacağı doğru şekil aşağıdakilerden hangisidir? Esbahe'yi getirdin de esbahe diye yazamazsın buraya. Ne yazman lazım? Hunne kalıbına, o sıraya uygun hale getirmen lazım esbahe'yi. Hunne neresidir? Cemidir. Müennestir. Öyleyse esbahe'yi cemi ve müennes kalıba getirmen lazım. Cemi, müennes, gaybe kalıbı ne olur? E'de olduğu gibi esbahne olur. Yani esbahe'nin doğru çekimini biliyor musun? Bu. Ayrıca hunne nerenin zamiridir onu da biliyor musun? İstenilen şey bu. Tekrar edelim. Esbahe'nin çekimini biliyor musun? Esbahe'yi hunne kalıbına getirebilecek misin? Tabii öncelikle hunnenin hangi kalıp olduğunu yani cemi müennes olduğunu, gaibe sıgasının olduğunu bilmen gerekiyor. Hunne cemi müennes gaibe sıgasının zamiridir. Bunu bilirsen biraz da fiil çekimi biliyorsan esbahi oraya uygun hale getirerek esbahne elde edersin. Bu ancak böyle olur. Vakıfatin nasb halindedir. Emamel müsteşfa diye devam eder. Sanırım anlaşıldı. Tabii şu var. Yani şurada B şıkkında vakıfeten yazılmış. Bu nedir? Müfrettir. Burada bu cemiydi. Niye değiştirdin ki? Gerek yok. C şıkkında da müfrete haline dönüşmüş. Yine gerek yok. D'de tesniyeye dönüşmüş. Öyle bir gereklilik söz konusu değil. Bu şununla alakalı olmuş ama. Fiil çekimini hatalı yaptıysan böyle böyle olabilir yani diyerekten. Yanıltmaca söz konusu. Vakıfatin olduğu gibi kalır. Bir şey değişmez. Sanırım anlaşıldı. Hunne'nin cemi müennes gaibe zamir olduğunu bileceksin. Esbahe'yi doğru uygun hale getireceksin. Bu kadar. 16. İnne harfi getirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? El habera. El haberu sahihun. Haber doğrudur. El haber haber nedir? Sahihun. Sahihtir.
getirirsen mübtedayı ne yapar? Nasb eder. Habere dokunmaz. Mübtedayı nasb eder, habere dokunmaz. Mübtedayı nasb etti, kendisine isim olarak aldı. İnnenin ismi habera, nasb konumunda. Sahih de ne oldu? Mübtedanın haberiyken artık İnne'nin haberi oldu. Çok basit bir soru. İnne ve kardeşleri mübteda haberinin başına geldiğinde ilk kelimeyi nasb eder, ikinci kelimeye dokunmaz. İlk kelime olan haberi nasb etti, fethaladı. İkinci kelime olan sahih'e dokunmadı. İlk kelime derken mübtedayı, ikinci kelime derken haberi kastettim. 17. Rayetü dalip diye devam eden yer, cümlenin boşluğa en uygun ne getirir diye sormuşlar. Ra'aytu, ra'afi, tu'fail. Ra'aytu ben gördüm. Kim ya dalibe doktoru? Ellezi ya doktor ki? İnne şüphe yok ki ebahu. Onun babası nedir? Katibu, katiptir. Enneke sen nesin? Ebahu onun babasısın. İn şayet ebahu onun babası. Veya in değildir ebahu onun babası. İnnehum onlar ebahu onun babası. Enne de olabilirdi. Doğru şık burada inne olarak geçmekte. Sağ taraf ile olan bağlantısı göz önünde bulundurulduğunda. İnne. Eba ne olur? Az önceki örneği de göz önünde bulundurursak eba ne olur? İnnenin ismi olur. Nasb konumunda değil mi? Eba, Elif ile yazılmış. Elif ile 5 isim değil midir? Ebun, 5 isimden birisidir. Elif ile yazdırırsan mensup olur demiştik. Elif ile yazılmıştır. Mensup konumundadır. İnnenin ismidir. Katip, innenin haberidir, merfudur. Sorulara bakarken farklı yönlerine de bakmayı deneyelim. 20 boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar diye yazılmış. Kânet eddalibetani mevcudeteyni. Niye teyni de mevcudetani değil mesela? A değil de B. Neden? Bu tamamıyla Kâne ve kardeşlerinin etkisini bilip bilmemeniz ile alakalı bir soru. Zor mu? Zor değil. Kâne ne yapar? Haberini nasbeder. Bunu işlemiştik. Haberi nasb etmesi gerekir. İsmi ise merfudur. Dalibetani ismidir. Merfudur. Mevcudeteyni haberidir. Mensuptur. Bu kadar basitti. Kâne'nin ne yaptığını bilmen gerekir. Tamam mı? Haberi nasb ismini raf eder. Bunu bilmek gerekir. Başka? Ardından gelen kelime dalibetan ve mevcudeten ikisi de tesniyedir. Tesniyenin de irabını bilmen gerekir. Tesniye bu kelime dalibetani. Bundan önce Elif var. Elif ile yazılmış. Yani merfu konumundadır. İsmi olduğu için merfu olacaktır. Doğal. Mevcudeteyni. Bundan önce Y var. Görülüyor burada. Bundan önce ne var? Y harfi var. Bu da bu kelimenin mensup konumunda olduğunu gösteriyor. Haberidir. Haberi mensup olmalıydı zaten. Doğrudur. Her ikisi de tesniyedir, uyum var. A şıkkı olan mevcudetani seslem ne olur? Haberi merfu olmuş olurdu ki haberini raf etmezdi, haberini nasb ederdi. Buna dair olan videomuzu izlemenizi de öneriyoruz. Ayetlerden de örnekler vermiştik. Geniş geniş anlatmaya çalıştık arkadaşlar.